Gördüğüm sınıfta başka bir sınıfa beni daha iyi olduğu iddia edilen başka bir öğretmene verdiler. Sanki ben daha iyi öğretmen olsun olacak. Ben daha iyi olmadıktan sonra öğretmenim daha iyi olsa ne o kadar etki edebilir ki yani. Tabii ki etki eder ama yani iş biraz da bende yani sonuçta. Ben kendime inanmıyorum ki sen beni daha iyi öğretmene versen ne olur yani. Ama geldik geçtik. Orası da okey. Beşinci sınıfta artık de bambaşka bir okula gittim. Yani dörde kadar. Orada iki başka sınıf, üç başka öğretmen, dört bambaşka öğretmen. Beşinci sınıf artık başka okul. Nasıl daha boktan bir ilkokul dönemi geçirtiriz diye herhalde projelendirildi bizimkiler. Dediler ki hani böyle herhalde olur. Bambaşka okul. Altıncı sınıfta daha da başka bir okula geçip oradan da ortaokula geçtim. Şimdi bu çocuğun gerçekten istikrarlı ve başarılı olması olabilir mi ya böyle bir şey? Ondan sonra niye 3 tane 4 tane okul değiştirdin, üniversite değiştirdin? Baba ben böyle alışmışım ki zaten. Ben aynı yerde olamazdım ki yani. Sorma bunu, amatör ligde, 3. ligde top koşturan golcü gibiyim yani, anladın mı? Neyse 6. sınıfa geçtim, babamın okuluna geçtim 6. sınıfta. İlk babamın dersi, ilk ders bak ilk. Sınıfa şimdi benim sınıfı değerlendirme olayım şudur. Sınıfa bir girerim önce. Çünkü o kadar sınıf değiştirmişim ki artık biliyorum yani olayı. Sınıfa girerim önce. Böyle bir süzerim, tamam mı? Bakarım sınıftaki güzel kız oranıyla Hanzo erkek oranını bir kıyaslamasına bir sokarım. Bir tane de böyle eli yüzü düzgün. Yani arkadaşlık olabilecek, arkadaş olabilecek ama işte efendime söyleyeyim tam böyle başrol olmayan. Kendi çabasında, kendi halinde hafif başarılı, hafif ama. O kişiyi seçerim, onunla iletişim kurarım yani. Ama şeye bakarım yani önce bir sınıfa bir bakarım yani. Baktım güzel kızlar falan filan var mı? Güzel 6. sınıf o güzel. Hani dedim güzel ortaokul falan filan. Tabii ben de babam da orada öğretmen. Göt kalkıklığı yaşıyorum kışın da olduğu gibi. Neyse baba. Sınıfta kızlarımızlar. Ben de şakamatik olduğum için o dönemlerden beri. Babam da evde çok büyük şakacıdır. O da sürekli birilerini meze yapar. Beni çok meze yapmışlığı vardır. Aile sofralarında bilmem nelerde. Ben de hani oradan gördüğüm kadarıyla aynı taktikleri daha da geliştirerek devam ederim. Girdim abi sınıfa. Daha ilk ders ilk gün ikinci gün falan yani. Daha böyle bir hafta anca birinci haftadır yani. Çünkü babamın ilk dersi yani. Hani haftada bir dersi var. O dersindeyim şu anda. Babam ilk defa dersime giriyor yani. Geldi. Ben aşırı rahatım falan böyle. Babam tabii okulda başka evde başka. Dengeleri bir bozuyor. Geldi baba. Şey yaptı işte. Bir şeyler anlattı falan filan. Sonra bir şey sordu. Bu Dalaman'la alakalı bir şey sordu. Ben de büyük şakamatiğim ya. Kızlar falan böyle yan sırada falan böyle. Onlara şov yapmam lazım yani. İlk haftanın şovunu yapmam lazım. Herhangi birisinden şov görmeden ilk şovu benim sunmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ben parmak kaldırdım falan. Ama aynı böyleyim bak. Trip şu trip yani. Ya bu dallama çayı neredeydi hocam? Öğretmenim bilmem ne falan dedim. Ama gülüyor falan, yana bakıyor falan. Arkadakiler gülüyor falan. Çak yapıyoruz falan. falan. Anladın mı? Aptalca bir şakayla ben böyle bir şey yaptım. Babam da durdu böyle. Geldi yanıma. Ben gülüyorum falan filan böyle. Babam yaklaştıkça ama böyle gözlerimle böyle yapıyorum. Yani bir yanlışlık yapma. Evde anneme söylerim çünkü. Yapma hani burada bir sakatlık çıkmasın. Birbirimizi tanıyoruz. Hani yıllardır baba oğlu ilişkimiz var. Hani burada en azından tamam ben şu an anlıyorum bir sıkıntılı bir durumdayız. Benim ilk haftam ve ilk karizmatik şakam, taşağımı ortaya koydum. Hani yanlış anlamazsan babacım. Hani göz göze bu iletişimi sağlıyorum babamla ama yavaş yavaş geliyor yani. Böyle de geliyor. Babamla okulun ağır şeyinden yani böyle reis takılanlardan. Yavaş yavaş geldi. Dalaman çayı mı dedi? Dallama çayı mı dedi? Ben böyle baktım falan. Hala yanımdakiler falan böyle falan yapıyor. Kızlar falan yapıyor ama ben olayın bir sonrasını bildiğim için rezil olma durumundayım. Yok baba dedim, ne yapıyorsun? Geldi tamam. Dibime kadar geldi ben şimdi. Baba ne yapıyorsun? Böyle diyorum tamam mı? Baba şuradan bak tekniğe bak ya. Şurayı kaldırayım. Bak şurayı kaldırayım. Bak şurada böyle bir şu var ya şu. Ekstra uzunlar. Şurada ekstra uzunlar var ya. Geldi. Oradan tuttu tamam mı? Şöyle bir kaldırdı şöyle. Nasıl acı yani. Böyle oldu. Kulağından çekmiyor da oradan çekiyor. Ben babamın herhangi bir öğrenciye böyle bir hareket, şiddet bilmem ne yaptığını görmedim yani, anladın mı? Mümkünatı yok yani. En kötü konuşur, ders akıl verir. Direkt laps diye buraya girdi böyle. Abi ben kalkarken he diye gülerken yandan hala kızlara bakıyorsun. Onların psikolojisi ne durumda, ona göre ben ağlayacağım. Veya işte makaraya falan yapıp böyle falan yapacağım. Kaldırdı böyle. Ben ağlamaklı bir şekilde baba ne yapıyorsun? Anneme söyleyeceğim ki.
Anneme söyleyeceğim. Akşam anneme söyleyeceğim ki ne olacak? O zaman ne olacak? Hadi burada sensin ya. Burası senin ya. Bu dünya senin ya. Amına koyayım. Akşam ne olacak? Bunu bir düşündün mü? Annem de hani cevval bir kadındır yani. Anneme söyledim. Niye öyle yapıyor çocuğa diyor. Yani niye öyle yapıyorsun var mı anne? Yaptı işte ya. İnanılmaz ya. Öyle bir muhabbet. İlk günden rezil oldum. Sonra saldım zaten o işleri. Ondan sonra asosyal takıldım falan filan böyle. Takılıyor falan. Herkes geliyor. Ne abi? Kötüyüm falan. Anladın mı? İyi de değilim yani. Kötüyüm falan. Babamla da şeyimi, seviyemi orada karar verdim yani. Öğrenci ve öğretmen seviyesini orada karar verdim. Okul kapısına çıktıktan sonra çok rahatım. Okul kapısına girdikten sonra merhaba merhaba. Selamünaleyküm aleykümselam. Bu kadar yani. Hiç ne şey yap. Okuldan atılıyordum lan. Babam en son geldi. Bana tiyatroya bak bak. Sinemaya bak. Şimdi beden eğitimi dersi. Son iki ders. Eşofmanları giyiyorsun. Bahçeye çıkıyorsun. Sonra gideriz ya. Bir daha üstünü giyinmeden eve gönderiyorlar. Herkes eşofmanları giyiyor, sınıfı terk ediyor. Tamam mı? Bizden sonra da öğrenciler geliyor. Ben de niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Sınıfta bir tane ayran buldum. Bütün sıralara ayran döktüm. Hissettirilmeyecek şekilde. Ve öğretmenin oturduğu sandalyede, şey sandalye böyle kumaş. Ona da ayran döktüm. Oturduğu zaman şuş böyle hani diye böyle ayranlı yapışsın istedim. Nedenini gerçekten bilmiyorum bak. Allah belamı versin niye böyle bir hareket yaptım? Nasıl bir boşluktaysam yani. Böyle bir şey yaptım. Bütün sıralarda üşenmeden amına koyayım ayranı paylaştırdım ya. Büyük ayrandı. Hepsini paylaştırdım. Ama nasıl çılgın atıyor. Ya biriyle yaparsın eğlenirsin amına koyayım. Kendi kendine yapıp sonucunu da göremeyeceğim. Öğrencilerle beraber derse de girmiyorum. Yani orada da olmayacağım. Niye böyle bir piçlik sevdası yani. Hastalık ya bu. Sonra çıktım. Sınıftan en son çıkan benim. Ben çıkarken de bizim sınıfta başka bir hoca. Beden eğitimi öğretmeninin de oğlu aynı sınıftayız. Bir rekabet de söz konusu. Onunla da. Beni gördü falan filan da sınıfta ne olduğunu bilmiyor. Cuma son dersimiz, son iki ders. Bizden sonra öğrenciler gelecek. Neyse ben gittim abi. Pazartesi günü girdim dersi sınıfa. Bütün okul bizim sınıfta ama yani öyle söyleyeyim sana. Müdür gelmiş, müdür yardımcısı orada. Efendime söyleyeyim. Dersin o öğretmeni orada. Bizim sınıf öğretmenimiz orada. Benim babam orada. Babamın diğer arkadaş öğretmen orada. Öğretmen arkadaşı. Bayağı kalabalık bir teşkilat gelmişler. Dedim ne oluyor? Hani... Kendi kendime de onu soruyorum. Hiç aklımdan unutmuşum gitmiş ya öyle bir şey yaptığımı bile. Sonra anlattılar. Direksiyon dediler. Böyle böyle bir olay oldu kim yaptı? Bak ben hayatımda böyle açık seçik satışı ilk defa gördüm. Açık seçik. Biz de geri zekalıyız anlamadık zaten Türker. Arkadaşım adı Türker'di buradan sevgilerimi sunuyorum. Beden eğitimcinin oğlu. O da orada o da sınıfta. Ben hiç bozuntuya vermiyorum. Kimse de görmedi. Bir Türker gördü yani o söylerse o en son o çıktı derse belki sıkıntı. Herkese tek tek soruyorlar. Cuma günü ne yaptın? Neredeydin? Falan filan. Bana geldiler. Ben dedim hani simit falan yiyordum hani şey yapıyordum. Şey hani uydurdum bir şey hatırlamıyorum ne dedim şimdi. Sonra şöyle bir şey oldu. Türker elini kaldırdı. Bir de böyle el kaldırıyor böyle böyle. Şöyle kaldırırsın izin verirlerse git konuş. Şu ne ya öğretmenim bu ne ya? Bildiğin bir soruda yaparsın yani. Bir de şöyle yaparsın lütfen. Bunu biliyorum bunu ben söyleyeyim. Bir daha da bana soru sormayın. Anasını sikeyim ben okulun dersin yani şu hareket vardır ya parmak kaldırma hareketi. Hani bunu biliyorum bak bir dahaki sorunun garantisi yok çünkü bende. Ama buna denk geldi. Bunu biliyorum. Bana izin ver de bunu söyleyeyim. Hani çünkü bir dahaki soru dediğim gibi yani bilemeyebilirim. O yüzden can atıyorum yani. Bunu söyleyeyim. Nasıl olsa hani bunu bileyim ben çekileyim köşeme. Bir daha bana zaten 3 ders bir daha söz gelmez. Neyse abi. Türkiye'nin satışa geri dönüyorum. Böyle böyle elini sallıyor. Ben bir kırlandım. Bir acaba dedim yani. Acaba mı dedim. Ne olur ne olmaz falan filan. Annesi beden öğretmenimiz. Çağırdı Türkiye'yi. Geldi. Türker aynı bu şekilde. Dedi. Böyle yaptı oturdu. Bak olayların, bak sinemaya bak ya. Kurguya bak amına koyayım. Türker yerine oturdu. Bana döndüler. Çağrı sen ne yaptın diye o gün diyorlar. Ya amına koyayım anladım ki. Türker'in beni ispiyonladığını anladım. Siz nasıl anne babasınız? Ya öğretmen kimliğinizi bir yana bırakıyorum. Nasıl anne babasınız? Benim babam da orada. Onun da annesi orada. İkisi birden bana çağırdı o gün neredeydin diye soruyor. Ulan sen benim babamsın ya. Ben belli ki bir bok yemişim. Arkasında dursana abi. Neyin peşindesin yani? Siz nasıl anne babasınız ya? Ya ben Türkiye'de kinlensem, okul çıkışında onu bıçaklasam. Onun söylediğini düşünüp. Bir düşündüm. Bari çaktırmadan 3-5 aralardan 3-5 kişiye daha sor. Sonra bana dön. Bir tane Mithat diye bir arkadaş vardı. Ona sordu. O da böyle heyecanlandı. Mal hani tavşana bir ışık gözüsü kalır ya böyle. Böyle kalır ya. Öyle kaldı amına koyayım. O da bir şey de söylemedi. Bir şüpheli kafamda o var. Ona ittirme çabası içerisindeyim o an. Baba Türker oturdu. Hep bana döndüler direkt.
Yani beni geçmişti sıra, tekrar bana döndüler. Ve ben anladım Türkiye'de beni ispiyonladığını şimdi. Ben bu çocukla 3 sene daha okuyacağım. Nasıl okuyacağım? Allah Allah. Neyse. Beni tahtaya kaldılar. Direkt bana şöyle dediler. Çağrı sen gel. Mithat sen gel. Mithat da konuşamadı Kamil. Hiç alakası bile yok olayla yani. Onu gel falan filan böyle. 2-3 tane yalandan kişi daha kaldırdılar. Sonra onları tek tek oturttular. Mithat'ı da oturttular. Bana dediler ki Çağrı böyle bir şey yaptın mı? Niye yaptın? Dedim ki evet yaptım. Evet dedim yaptım. Ama dedim Mithat da yaptı. Ben dedim ben yaptım. Ama dedim Mithat da oradaydı. Ben dedim bu sıraya döktüm. Mithat da dedim öbür sıraya öğretmen standartizm dedim Mithat döktü. Mithat zaten titriyor amına koyayım. Ben Mithat C'ye gidiyoruz. Müdür yardımcısının odasına iniyoruz. Ben Mithat'a şey diyorum. Oğlum diyorum ya takılma. Bunlar hep diyorum hani hikaye lan bunlar yaşanıyor. Allah'ım özür diliyorum ya Mithat'cığımdan. Gerçekten Mithat'cığım çok özür diliyorum. O dönemki beni piçliğime verdim kendimi. Gerçekten kusura bakma kanka. Eğer bunu izlemiyorsundur ama ben buradan hani yani pozitif enerjimi sana göndereyim. Durup dururken çocuk derdini anlatamadı ya. Bir de ben suçluyunca komple anlatamadı. Bir de çocuğa ben böyle bir suçlamada bulunca çocuk iyice kilitlendi böyle amına koyayım. Şey de yapamıyor. Hani ifade de edemiyor kendini. He tamam o zaman dediler gelin. Ben yapmadım falan diyor böyle çocuk. Gitti yani çocuk. Türker'e nasıl atayım oğlum? Türker'in zaten annesi beden eğitimi öğretmeniydi. O son iki ders beden eğitimiydi yani. Türker annesinin yanında yani. Annesi biliyor yani Türker'in orada olduğunu. Diyemiyorsun ki yani Türker de buradaydı. Hatta Türker döktü hepsine ben eşlik ettim. Ben kalsam onu der. Onu an düşündüm. Şimdi Türker'e bok atsam o sıyrılır yani aga. Onu bilirler yani orada olmadığını falan. Ben ama Mithat'ı da bilen yok. Beni de bilen yok. Ben Mithat'a direkt fokusladım ki sayımız arttıkça daha sağlamlaşırız mantığıyla. Yani en azından tek gitmeyeyim dedim. Hani bir bok olacaksa hep beraber olsun. Dönen sinemayı size anlatıyorum şimdi. Müdür yardımcısının odasına. Müdür yardımcısı önden böyle gidiyor. Arkaya almış eline. Böyle gidiyor. Babama da şey diyor. Hoca ne yapacağız falan yapıyorlar böyle. Tamam bak makaraya bak. Amına koyayım. O zaman da biliyordum onun makara olduğunu. O zaman da o sinemayı yakalamıştım. Şimdi de biliyorum onların sinema olduğunu. Ben acayip rahatım yine ama. Mithat ama altına işeyecek, işedi işeyecek yani. Mithat'a da ben sal diyorum yani. Sal belki işersen falan bir aksiyon olur. Çocuk çok korktu falan deyip bizi affederler falan. Ama ben hikayeyi biliyorum yani. Babam şey diyor falan. Babama şey diyor müdür hemşire. Hoca ne yapacağız şimdi diyor senin oğlanı. Babam da şey diyor. Benim oğlan değil yani bu ne yapılması gerekiyorsa yani kurallarda ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ebenin ama o zaman beni kafama sıkın bir yere atın o zaman yani. Ben senin oğlunsam eğer yani bir şeyler yap yani anladın mı? O noktada da bir kıytırt yani böyle hani de gençliğine denk gelmiş bir şey yaptı yani anladın mı? Böyle bir hareket yapmış. Bana buradan hikaye yapıyorlar anladın mı? Ulan ben mal mıyım ya? Beni amına koyayım şey beni salaklıyorlar. Lan yer miyim oğlum ya? O acayip rahatım o yüzden. Gittik abi yalandan müdür yardımcısı yalandan işte şey çıkarttırıyor falan form çıkarttırıyor. Kağıt fotokopi çektiriyoruz. Zımbayla oynuyor falan hani. Bu terimleri de hani öğrenin ki zımba, ataç. Hani ne kadar böyle müdür yardımcısı item'ı varsa onları kullanıyor yani odasında. Bütün full skill adam yani anladın mı? Ataç takıyor, zımbalıyor, kalem çıkartıyor, fotokopisini çekiyor, mürekkebini dolduruyor, bilmem ne yapıyor yani. Müdür yardımcısı ya bravo de yani sen müdür yardımcısı. Sen gerçek mi müdür yardımcısı? Ataç'la zımbayı da aynı anda kullanmazsın. Kullandı. Onun gerçekten orada yetkili bir insan olduğunu anlatması için bütün alet edevatını kullandı yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani sen anla artık yani anladın mı? Yasa çıkartıyor ya hakikaten yani. Yeni bir yasa çıkartıyor. Makam yani anladın mı? Farklı bir makamdayım yani. Geldiler. Mithat altına kaçırdı. Küçük kaçırdı galiba yani. Tam bilmiyorum. Mithat'a diyorum ki oğlum rahat ol. Ya rahat ol ne olabilir ki diyorum ya. Yani en fazla ne olabilir? Benim hayattaki mottom buydu. Ya baba en son ne olur yani tamam o olur bu olur ama en son ne olur bak hep bu düşünce beni siken düşünce de budur yani bu arada. Bu düşünce beni çok sikti. Ya ne olabilir ya? Ne olabilir? Mithat hafiften böyle gözleri doldu. Ben rahatım. Ben de işte şey modundayım ama öğretmenim kusura bakmayın. Özür diliyorum. Hani ot çizmiş. Daha beter bir şey söyleyeyim. Hani sınıfta takılmıştık çocuklarla onun kafası falan da diyemiyorsun. Sen öyle bir şey diyormuş yok da siktir ediyorlarmış. Neyse. baba
Evraklar hazırlandı. Bizi okuldan atıyorlar dedim herhalde artık en sonunda. Yani bu kadar evrağa, bu kadar şeye ben dedim hani bunları imzaladıktan sonra tekrar dedim o sınıfa girmem. Çünkü benim de bir kalitem var. Benim de böyle bir gururum var yani. Bana bu kadar evrak, bu kadar yazı imzalatıyorsan beni atacaksın mı okuldan yani? Başka yolu yok çünkü. Bizden sonraki, öğleden sonrakilerin de dersleri iptal olmuş. Baba aslında sonrasında benim yaptığım öğrenilince bana öğrenciler gelip teşekkür ettiler. Cuma günümüz senin sayende ders yapmadık aga dediler yani. Dedim aga o zaman niye şikayet ettiniz amına koyayım takılsaydınız ya. Fizik bir durum olmadı diyor. Öğretmenler toplandı burası diyor. Şey alanına döndü diyor. Ama eyvallah falan diyor. Oradan mesela bağlantı kurdum. Oradan da bir bağlantı kurdum. O bağlantı bir dahaki sene ben hep sabahçı 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 gidiyordum. Babam da sabahçı olduğu için bizi de sabahçı yapıyordu. Niye böyle bir hastalıksa. Bir dahaki sene de ben o sınıfa denk geldim. Geçen sene yaptığım kıyaktan dolayı bir bağlantım vardı. O sene rahat okudum mesela. Anladın mı? Bir saygınlığım vardı yani. Müdüre bir şey diyor. Hoca ne yapıyoruz? İşte bunları o zaman ben çıkartıyorum evraklarını falan. Yalanlar yani anladın mı? Böyle bir sinema dönüyor ki amına koyayım. Aşk-ı Memnu dönüyor yani o an orada. İşte onu çıkartıyor, onu kapatıyor falan filan. Sonra durdu. Bak şöyle bir vuruş var ya bak şu vuruş bilen bilir. Bu. Hani yapacak bir şey kalmadı artık sonuca bağlayalım olayı. Şu. Hani ne yapıyoruz? Ben bunları atmıyorum belli ki. Bu hareketi yaptığıma göre bunları atmayacağım belli ki ama bir alternatif çözüm söyleyin ki bana. Atmayayım yani. Yoksa hani ben de hani bu kadar şovumu yaptım. Yani bu kadar şov yaptım artık atmam gerekiyor bunları. Atmayacağım ama yani bu hareketi yaptıktan sonra ben rahatladım zaten o hareketi gördükten sonra. Bir açıklama gelecek yani bu hareketten sonra. Hocam ne yapıyoruz dedi. Hala babamı soruyor. Ya müdür yardımcısı sen atıyorsan at. At. Keşke atsa da ben de kaportacıya falan gitsem. Erkenden hayata atsam diye bekliyorum amına koyayım. Hem de night kasarım. Kafasındayım yani o dönem. Neyse abi. Beni atsalar da bir daha da gitmem okula. O dönem okuldan atsam bir daha hayatta gitmezdim okula. Ben atıldım aga. Yani bana göre değilmiş. Açıklamamı da yapardım. Bana da göre de değilmiş. Beni attılar. Neyse müdürem şöyle bir hareket yaptı. Babama döndü. Sana dedi bırakıyorum babam. Müdürümüz dedi ki hoca dedi bu sefer dedi affedelim dedi. Ama dedi bir daha yapmasınlar. Dedi bir uyarı dedi verelim. Ben de gülüyorum. İçimden gülüyorum. Uyarılmaya bekliyorum yani o an. Cinsel de bir şey yok halbuki de. Niye uyarılıyorsak? Uyarılmaya bekliyorum falan böyle. Ondan şimdi dedi bir hallendim falan. Tövbe estağfurullah. Geldi. En sonki muhabbet şu. Bir daha yapmayına bağlandı. Taraflar sözlü anlaşmaya vardı. Bütün o şov bitti yani. Bir ton dosya hazırlandı, bir ton amına gibi kağıtlara yazılar yazıldı, bir şeyler yazıldı, imza, kaşeler basıldı, ataşlar takıldı, zımbalandı, efendime söyleyeyim, olaylar olaylar amına koy. En son şuna bağlandı, bir daha yapmayın. Bir daha yaparsanız hani böyle olmaz, bir daha da yapmayın. Zaten dedim bir daha ayran içeni siksinler dedim ya. Bak vallahi dedim bir daha ayran içmiyorum dedim ya. Sonra çıktık ben eve doğru giderken babamla. Babama dedim, baba niye dedim hani bu şovu uzattın. Hani müdür yardımcısını belki tam tanımıyorum ama seni tanıyorum. Yani bu şovun bu kadar uzaması yani dersi kaçırdım çünkü. Bu kadar dedim şovun uzamasına gerek var mıydı? Babam da gülüyor. Eve geldik. Anneme anlattım. Annem de gülüyor. Beni dedim bugün okuldan atıyorlar da vazgeçtiler falan diyorum. Anladın mı? Acayip acayip günler. Böyle bir hikayeydi yani anladın mı? Mithat'a buradan çok özür diliyorum Mithat'tan tekrardan. Gerçekten Mithat'cığım. O gün Mithat sonra ne oldu biliyor musun? Mithat bana teşekkür ediyor. Ben çünkü şey yaptım. Mithat'ın adına ben de gebelim. O da bir daha yapmayacak falan diyor. Çıktık Mithat bana teşekkür ediyor. Çok sağ ol aga falan diyor. Lan geri zekalı. Zaten hani ben olmasam orada olmayacaksın. Allah Allah. Neyse devamını diğer yayında anlatırım şimdi.